Onutsuz mu? Bakalım durmazsa biraz bekleyelim de duracak o büyük ihtimalle. Aracı göremedim ama siyah bir araç araba orada. Ben söylerim sana da yaklaşalım durmazsa verirsin. Çıkmış. Ar bakalım. Rapor verin. Kod 6 vereceksin direkt. Rapor istedi ama. 10-18 ver. Hızlı. Araçta kaldım beyefendi. 10-18 hız yapan aracın işlemleri için Strawberry bölgesinde kod 6 durumundayız. Edim 76 kıdemli memur Rossi ve memur Donovan'la birlikte. Evet, motoru durduralım. Ellerimiz direksiyonla birleştirelim. Kod 4 durumundayız. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı. Teğmene bak. Evet Asena. Evet efendim. Arabadan ineceksin Asena, hadi. Memur Soy konuşuyor. Departmanda lobi görevindeyim efendim. Beyefendi iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Neden hızlı araç kullandığınızı öğrenebilir miyim acaba? Bir yere mi yetişiyordunuz? Size bir şey diyeyim, cezayı hak ettim. Hak ettiniz. Evet, kafam çok... Oo, SKS. Anladım. Allah'ım ehliyet ne olur mı, canım al. Ehliyet ruhsat görebilir miyim lütfen? Tabii ki. Bu hızlı sürü... Bırak. Tek sebebi efendim. Yerliler değil mi bu sebep? Tamamen. Kesinlikle, yani arkamdan bir tane yerli geliyordu. Evet evet. Spor arabayla. Evet. Psst. Benim var orada bir yerde. Burak Karakurt. Efendim efendim. Aa, bu herkesin aşık olduğu. Benim 76 uğruna 25 departman durumu. Kan buzuk değil mi? Aynadan gördüm. Herhangi bir sıkıntı yok ehliyetle. Birlikte. Beyefendi, tabii şimdi böyle bu kadar süratli olmanızın özel bir sebebi var mıydı peki? Çok canım yanıyor Teğmen'im. Yaranız mı var? Çok büyük bir yaram var. Ama öldürmüyor işte, süründürüyor. Ne olur canımı alın. Aracın kontrollerini yapıyorum. Tabii tabii. Hayırdır Burak Bey, acınız ne? Mahsur çıktı abi. Çok geçmiş olsun. Sağ olasın. Eminim, nasılsınız? Araç da sizin üstünüze herhangi bir... Yani siz de iyi olursunuz umarım da, bu kadar demek ki öldürmemesinin, sürünmesinin sebebi Basur'da, öyle değil mi? Lord arkadan yarılıyor şu an bence. Beyefendi sakin olun. Ya bir Basur'da öldürmez ya Burak, sakin ol. Ne olur öleyim. Sakin olun Burak Bey, sakin olun. Efendim, araçta kişinin kendisinin üzerine kayıtlı herhangi bir sıkıntı yok. Burak'a mı ait araç? Evet. Nasıl abi? Aranması var mı? Aranma kaydına bak. Ehliyetine bak. Baktın mı ehliyetine? Baktım hepsine efendim. Cezası evet. Var mı daha önce? Herhangi hiçbir problem yok ama geçenlerde aldığı bir ceza var. Bizzat yine ben yazmıştım. Ne üzerine? O da hız ihlali üzerineydi sanırsam. Kontrol etmem gerekiyor. Hızlı bir adamsınız galiba Burak Bey. Yavaş olan hayat sevmiyor abi. Doğru diyorsun, hayat kısa. Burak Bey, daha öncesinde de Basur sebebiyle mi hızlı yapıyordunuz? Burak Bey. Efendim. Burak Bey. 13. memurdan 10-11. Efendim. Efendim, daha önceden de aynı acıdan muzdariptim. Daha öncesinde agresif araç kullanımı sebebiyle cezasını yazmışım. Ha, bu bağıra sinirlendiğim gün. Basur'un etkisi galiba. Bilemiyorum. Ya hız yapmıyordum, sadece bağırıyordum, sinirliydim. Şey diyorlar, zeytinyağı sürün Burak Bey, iyi geliyor. Zeytinyağı mı sürüyor? Tabii, şöyle. Abi agresif... sen sürer misin? Saçma saçma konuşuyorlar. Bir durum var Bozo.
Estağfurullah deme, yok yok. Ya. Yani halkın içerisinden bir insan sana şu anda karşında derdini sana anlatıyor, içini sana açıyor ve sen gülüyorsun. Doğru, zamanında ben de yaşamıştım. Bu şekilde mi müdahale ediyorsun? Estağfurullah deme, asla öyle bir şey yapmıyorum. Zamanında ben de yaşamıştım ve şu an empati kurdum, acısını anlıyorum Burak Bey'in. 12-102 kıdemle. Burak Bey, genel olarak agresif misiniz? Öyle güzel baktın ki tedavisini sanki biliyormuşsun gibi. Burak Bey. Efendim. Genel olarak agresif misinizdir? Yani bu aralar öyleyim eminim. Agresif araç sürüşünüz bu yüzden mi? Ya biraz o yüzden. Efendim. İleride bir yerde bir eczane olacaktı. Tam olarak adresini bilmiyorum. GPS'inizden kontrol edersiniz. Oradan bir fitil isterseniz eczacılardan size yardımcı olurlar. Bu şekilde araç kullanmanız daha çok sağlığınızı kötü etkiler. Doğru. Rica edin, onlar size yardımcı olurlar atarken. Tamam efendim. Ceza işlem uygulayayım mı çavuş? Söz uyarı yeterli olur mu? Senin inisiyatifine kalmış, sana bırakıyorum. Öyle bir ceza uygulayın ki canımla ödeyeyim onu. Burak Bey, hal ve hareketlerinizden ayrıca da olayın bilincinizden ve tutumunuzdan kaynaklı size şimdilik bir ceza kesmiyorum. Bu uyarı niteliğinde olsun. Eğer ki bir sonrakinde yine aynı şekilde araç kullanımınız ve daha önceki cezanız göz önünde bulundurularak sizi bir kez daha çevirirsek bu sefer ceza işlem uygulayacağım. Şimdilik gidebilirsiniz. Tamam abla. Buyurun devam edin. Dünyanın en karizmatik teğmeni ve yani yakışıklı tam bu bozu. Teşekkür ederiz Burak Bey. İyi sürüşler. Buyurun. İyi sürüşler. I wanna if you know. Sayan ve sadece götünde bir problem var diye ceza almadan kurtulan, üstelik buna ceza yazmayan yeni ve acemi bir memur ve buna göz yuman bir çavuş. İnanılmaz bir gece. Aferin Banu. Bin arabaya. O bana kızıyor, ben Banu'ya kızıyor. Adamın peşine düşüp ceza yazmaya falan çalışmayın. Bu saatten sonra zaten yazamazsınız. Anlaşıldı Teğmen. O bana saldırıyor. Allah'ım ya. Bir Tom 82 şahsi kontrolleri yapıldı. Ardından gönderildi. Kod 6 sonu kod 4 strawberry. Memur Soyon 11 bildiriyor. Olay Banu'ya patladı. Ceza yazsak da sıkıntıydı bu arada, evet. Her şartta laf atacaktı bizi zaten ya. Ogi ASD 50 bit göndermiş. Yemin ediyorum biz sanki tenzil için ayrı bir uğraş içindeyiz bu tarif demiş. Ya yok, biz işin şeyi o ya.